Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Ben bildiğiniz üzere kendime danak yapmıştım bir önceki videomda. Şimdi eşime ve çocuklara böyle kuşbaşı yaptırmıştım ben. Şöyle kasapta. Şimdi bunları kavuracağım. Biraz da hamur yoğurup yanına lavaş ekmeği yapacağım. Biraz benim yağım vardı. Buzluğunda onu çıkardım. İçine ondan koyacağım. Kuşbaşılarımı da zaten orada doğrattım. Büyüklüğü yeterli, iyidir yani. Bunları ben bir tencerede kavuracağım. Böyle doğrayacağım hepsini. Bunların hepsini doğrayayım, sonra tekrar döneyim. Evet, ben şu şekilde tenceremi doğradığım yağlarımı aldım ve bunları güzelce kavuracağım. Evet, şu şekilde yağlarımı kavruldu. Ben bu yağları almak isterseniz içinden alıp daha sonra da ayrı bir şekilde yiyebilirsiniz ama ben almayacağım. Şöyle kuşbaşılarımı yıkadım. Bardağına yakında su koyacağım ve altını kısacağım. Belli bir süre etimi açmayacağım, kapağını en kısa ateşte. Yavaş yavaş pişecek artık. Pişmesine yakın tuzunu atacağım. Baharatlarını isterseniz baharatlarını atabilirsiniz pişmesine yakın. Altını kısıyorum artık. Evet, kavurmalarım pişe dursun şimdi. Ben şöyle biraz da lavaş ekmeği yapacağım kavurmalarımın yanına. Şöyle azıcık maya erittim ben. Kavurmamız pişene kadar hamurumuza tutar. Bir taraftan da lavaşlarımı açacağım. Şöyle azıcık hamur yoğuracağım. Tuzumu attım. Mayalı yapacağım. Yani maya da koydum içine. Azıcık da sıvı yağ koydum. Şöyle hamurumu yoğuracağım. Hemen az şöyle bir yiyeyimlik yani. Şöyle bir akşamlık. Çok fazla yapmayacağım. Daha geçenki yaptığımda da biraz var buzluğunda. Ama şöyle taze olsun diye şöyle hemen yapacağım. Ben biraz daha un koyacağım. Evet, biraz daha un koydum ben buna. Biraz daha yoğurdum. Zeynep küçük olunca yoğurması zor oldu. Evet, şöyle ben bir tane soğanımı şöyle etimizin yanına yapacağım. Şöyle üçe böleceğim. Sumaklı yapacağım ben bunu. Şöyle bir tane daha yapacağım. Yani bir bütün soğan doğrayacağım. Şu şekilde.
Ben bunun içine biraz tuz ve sumak koyacağım. Şöyle sumağı koydum. Tuzumu da koyacağım. Ve şöyle iyice soğanın acı suyunu gidereceğim. Benim maydanozum kalmamış. Maydanozumuz var. Maydanoz koysanız daha güzel olur. Evet, bu şekilde. Bu şekilde iyice yaptım. Şöyle. Gözlerim o kadar yandı ki biraz suyunu sıkarak koyacağım. Gözlerim yandı şu an. Acıymış soğan. Evet, şöyle şu şekilde suyunu çıkardım. Yani ellerim temiz. Kendimiz yiyeceğimiz için sorun yok yani. Evet, şu şekilde soğan hazır. Ve kavurduğumuz içine de soğan ve biber koyacağım. Baharatlandıracağım. Şekilde yine üçe doğrayacağım şöyle ince ince. Çok küçük doğramıyorum, çok böyle kaybolmasın içinde. Pişmek üzere. Hemen bunu doğradıktan sonra lavaşıma geçeceğim. Diğerlerini doğramaya devam edeyim bir şekilde. Evet, şöyle. Artık lavaşlarımı da yapacağım. Evet, ambulans geçiyordu şimdi. Çok gürültülü bir şekilde birkaç tane ambulans geçti yoldan arkadaşlar. Allah yardımcılar olsun kimse. Şöyle ben hamurlarımı bezeledim ve şimdi açmaya başlayacağım artık. Merdaneyle açacağım. Çok büyük açmayacağım için.
Ve ben bunu bir kenara alayım. Hepsini sırayla pişireyim ben. Şöyle. Şu şekilde tepsimi alacağım artık ben bunu. Müsait olsa aslında arkadaşlar ben okları kullanmayı daha çok seviyorum. Merdanemi sevmiyorum böyle kullanmayı da. Yeri müsait değil. Oklava çok büyük geliyor. Küçük oklava almıştım. O da yıkamıştım ben onu. Yamulu verdi. O yüzden. Şöyle tavamın boyutunda çok büyük yapmayacağım lavaşları. İlla oklava da açmaya benzemiyor. Bir iki tanesini de oklava da açabilirim yani. Şu an çünkü yuvarlak yuvarlak olmuyorlar. Şöyle sığar mı bilmiyorum ama böyle bir de oklava ile deneyeyim. Çünkü merdane ile de olmuyor. Oklava da mutfağa büyük geliyor. Dediğim gibi her yere çarpıyor oklava. Neyse, şöyle idare edeceğim artık. Çok büyütmüyorum nasıl olsun. Oklavanın düzenini buldum sanki. Bir tarafı boşa gelince, bir tarafı kısa tutunca oluyor. Fazla olmadı çok ayıp. Böyle yapıp yapıp koyayım. Tek tek pişirmesi. İki tavadan, iki taraftan birden pişirebilirim hepsini.
şekilde hepsini yapayım lavaşlarımın. Bir şey olmaz mı böyle? Evet. Gördüğünüz üzere bütün ocaklarımı doldurdum şu an. Kavurmam olana kadar. Sumaklı soğanımı yaptım. Soğanlarımı doğradım burada. Kavurmam olmak üzere. İçine koyacağım biraz sonra. Şimdi lavaşlarımı sıcak sıcak pişirmeye başladım. Şöyle. Şu wok tavamın dibi biraz derin geldi. Öbür tavamı da koydum. İki taraftan hemen pişsin, sıcak sıcak gelsin diye. Şöyle kavurmam çıtır çıtır sesler gelmeye başladı artık. Olmaya başladı kavurmam. Şu şekilde lavaşlarım da şöyle ara ara arkalı önlü çeviriyorum ki kabarsın diye. Kavurmalarım da pişti artık. Şöyle soğanımı ve kırmızı biberimi de koyuyorum içine. Ve iyice soğanım ve kırmızı biberim de piştikten sonra baharatlandıracağım. Azıcık kimyon ve karabiber atacağım buna da. Evet, benim lavaşlarım da pişti artık. Şu şekilde. Son iki tane kaldı tavamda. Şu şekilde lavaşlarımı da yaptım. Şöyle. Lavaşlarım da pişti. Son iki tane kaldı ve etimi baharatlandıracağım. Azıcık şöyle karabiber ve kimyon koyacağım. Şöyle yeterli. Evet. Etim de lokum gibi çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Birazcık daha kavruldu mu artık altını kapatacağım. Evet. Acıktık diyorlar benimkiler arkadaşlar. Artık videom buraya kadar olsun. Şu tavamı alayım hemen. Evet. Şu da oldu. Evet. Son sırada şu tavamı da alayım. Evet. Kavurmam da bu şekilde oldu artık arkadaşlar. Bir dahaki videomda tekrar görüşürüz. Bayağı bir uzun bir video oldu ama bütün yaptığım her şeyi aşama aşama gösterdim size bu videomda. Bu sefer yarım kalmadı, inşallah kalmayacak. Bir dahaki videomda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet, şu şekilde kavurmamız lokum gibi oldu. Bize afiyet olsun. Ben tabaklarıma koydum bu şekilde kavurmamızı. Bir dahaki videomda görüşürüz.